Bir sonraki sunum Levent Atlas'tan geliyor. Fazla gıdayı ne yapacağımızı konuştuk. Şimdi gıdayı nasıl yetiştireceğimizi konuşacağız. For Farming. Merhabalar hocam. Arkadaşlar size de selamlar. Levent ben, For Farming kurucu ortağıyım. Aynı zamanda da genel müdürlük görevini yapıyorum. Önce kendimden bahsedeyim. Ondan sonra For Farming'in size ekran paylaşarak sunumunu gerçekleştireceğim. Ben aslında girişimcilikle üniversite yıllarında tanıştım. Yani girişimcilik o zamandan benim tanıştığım ve sevdiğim bir konu oldu. Fakat okul bittikten sonra lisansım ben ekonometri, yüksek lisansım da marka yönetiminde yaptım. Tabii ki biraz da hem girişimciliğin o zamanlar bu kadar yaygın olmaması hem de ailelerim, memur bir aile çocuğuyum ben. Daha kurumsal yerlerde çalışmam için kurumsal şirketlerde çalıştım. Ben Yapı Kredi, Borusan gibi Türkiye'nin önde gelen kurumsal şirketlerine finansal pazarlama alanlarında, daha çok pazarlama alanlarında çalıştım. Fakat içimdeki girişimciliği pek fazla atamadığım için de ortağımla beraber For Farming'i kurduk. Ben kısaca ekran paylaşarak size For Farming'den de kısaca bahsedeyim. Öncelikle aslında biz For Farming'i neden kurduk? Dünyanın farklı bölgelerinde farklı nedenlerden dolayı aslında sağlıklı ve kaliteli gıdaya talep artmakta. Özellikle pandemi döneminde de bunu bir kez daha gördük. Fakat bu talepleri karşılamak her geçen gün biraz daha zor hale geliyor. Çünkü yani nüfusu sürekli artıyor ve bu nüfusun büyük bir çoğunluğu artık büyük şehirlerde yaşıyor. Çok tarımla da ilgilenmiyor. Tarım arazileri ve temiz su kaynakları her geçen gün azalıyor. Toprağın kalitesi her geçen gün düşüyor. Biz de aslında bu da üreticiler, yani tarımsal üretim yapan üreticiler üzerinde bir baskı yaptı. Bu baskı da şu, aslında zorunlu hale geldi. Çok daha sınırlı alanlarda çok daha kaliteli ve verimli ürünler yetiştirmesini bekliyoruz artık çiftçilerimizden. Ve bunların da teknik, finansal ve çevresel açıdan sürdürülebilir şekilde olması gerekiyordu. Peki For Farming nedir? Yani bizim problemleri nasıl çözüyoruz? Biz aslında başta toprak tarım üreticileri olmak üzere çiftçilerimizin, üreticilerimizin üretim kalitelerini ve üretim verimlerini arttırmak adına akıllı çözümler sunan bir tarım teknoloji girişimiyiz. Biz büyük veri, yapay zeka, IoT, SAS gibi, veri analizi gibi teknolojileri aslında tarım sektörüne entegre ederek bir akıllı tarım yönetim platformu oluşturduk. Bizim akıllı tarım yönetim platformumuz sayesinde uzaktan, IoT tabanlı olduğu için uzaktan, hiçbir şekilde tesisiniz yanınızda olmadan bütün süreçlerinizi aslında siz monitör edip, görüntüleyip, kontrol edebiliyorsunuz. Neler bunlar? Sulamanızı, iklimlendirmenizi, aydınlatmanızı, dozajlamanızı gibi tarımsal üretimdeki olan her şeyi bizim yazılım kontrolüne vererek tamamen otomatik ve optimize bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Anlık bildirimler alabiliyorsunuz ve anlık olarak verileri canlı olarak bizim uygulamamız üzerinden gözlemleyebiliyorsunuz. Onlar da planlama, takip, muhasebesel ekranlarımızı kullanarak aslında bütün üretim sürecinizi çok çok daha kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bu bizim yazılımımızı kullanmamız için de genellikle bu tarım teknolojinin pahalı algısı var. Pahalı otomasyon sistemlerine, pahalı cihazlara, pahalı sensörlere ihtiyacınız yok. Çok çok daha uygun donanımlar seçerek 45 dakika içinde bizim yazılımımıza erişip artık bütün tesisinizi akıllı hale getirebiliyorsunuz. Eğer bizim yazılımımızı kullanıyorsanız çok daha hızlı sürelerde çok daha yüksek verimli ürünler elde edebilirsiniz. Bunları yaparken de su, elektrik, gübre, zaman, iş gücü gibi girdi maliyetlerinizden tasarruf edebilirsiniz. Bunun da en büyük nedeni aslında biz bütün değerleri ölçümlüyoruz ve bu ölçümleri yaptıktan sonra da aslında en doğru zamanda ve en doğru yerde suyunuzu, gübrenizi ya da iş gücünüzü kullanmanıza yardımcı oluyoruz. Ayrıca bütün süreçlerinizi kayıt altına alabiliyorsunuz ve bu süreçlerinizde bir QR kod aracılığıyla şu an marketlerde de yaygın son kullanıcıya gösterebiliyorsunuz. Bu da aslında hem markanızı hem de ürününüzün ne kadar güvenli ve kaliteli bir ortamda yetiştiğini herkese gösterebiliyorsunuz. Biz bugüne kadar 8 ülkede 47 farklı tesiste 56 cihazın 56 tesisin kontrolü bizim yazılımımız sayesinde yapıyor. Bugüne kadar 48 farklı bitki türünde 2 milyon bitki verisini incildik. Son ay aslında burada 546 bin ekim kapasitesi yapıyor ama 3,5 milyon aylık ekim kapasitesi şu an bizim yazılımımız tarafından yönetiliyor.
Biz bu hem bu yaptığımız deneyimlerle hem işlediğimiz verilerle aslında hasat süresinde yaklaşık %53, toplam suda %85, gübrede %71 ve işçilikte de yaklaşık %92'ye varan tasarruflar sağlıyoruz ve bunları da her geçen gün geliştirmek için uğraşıyoruz. Bugüne kadar hem Türkiye'de hem yurt dışında kurumsal müşterilerle çalıştık. Sürekli kurumsal, hani en baştan beri amacımız kurumsal müşterilerle çalışmak oldu. Şu an yaklaşık 65'e yakın kurumsal müşteriyle hali hazırda çalışmaya devam ediyoruz. Ben en başta da anlattım kendimi. Şirketin genel müdürlüğünü yapıyorum. Diğer kurucu ortağım ki biz 5 senedir beraberiz. O da şirketimiz CTO'luğunu yapıyor. Ondan sonra Ebru var. Aslında yaş olarak en yüksek biziz ve diğer arkadaşlar aslında 8 kişi. Çok genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. Bu aslında bizim hem sektörün yeni olduğu için özellikle dikey tarım ve tarım teknolojileri ilgi yeni olduğu için genellikle genç arkadaşları aramıza katıp ve biz yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz 2019 yılında 2 kere yatırım aldık. Hem pre-seed hem seed yatırım. Daha sonrasında da kurumsal şirketlerle anlaşma yaptık ve Amerika'da da bir şirket kurulumu yaparak yurt dışı pazarına açıldık. Yurt dışında da Türkiye'de yakaladığımız başarıyı sağlamayı amaçlıyoruz ve orada da işler iyi gidiyor. Umarım biz de Türkiye'den çıkan iyi bir tarım startup olarak globalde biz de ses getirebiliriz. Burada bazı uygulama alanlarımızı görebilirsiniz. Biz en başta özellikle dikey tarımın ülkemizde çok yaygın olmadığı zamanlarda anahtar teslim çözümler de yapıyorduk ama fakat şu an biraz daha artık yaygın ve birkaç daha firma bunları yaptığı için biz ağırlıklı olarak teknoloji çözümleri sunuyoruz. Anca bu kadar resim sunuma ekleyebildim ama sosyal medya hesaplarımızda daha çok müşteri resmimiz, müşteri case'lerimiz ne görebilirsiniz. Benim sunumum bu kadar. Sorular varsa ben sorulara da yapabilirim, Evet, Bilgisayar. cevaplayabilirim. Buyurun, sorulara giriyoruz. Levent'ciğim, ben hemen soruları beklerken ben sana bir tane sorayım. Birkaç dakikamız var. Ben sizi ilk dinlediğimde siz anahtar teslim donanım yapıyordunuz. Evet hocam. Sonra yazılıma, software as a service'e pivotladınız. O süreçten biraz bahseder misin? Neden? Şöyle hocam aslında birincisi biz bu işe başladığımızda zaten hani siz de biliyorsunuz hani benim en başında hiç yoktu dikey tarım. Yani dikey tarım malzemesi dahi bulamıyorduk ve bir pazar da yoktu aslında. Yani ben sadece yazılımı satabileceğim bir pazar yoktu. O yüzden de donanımla beraber yapıyorduk ama biz hep yazılım kökenli bir firmayız. Ortamla beraber orada çok daha rahatız ve çok daha güçlüyüz. O yüzden de bu pazarı oluşturdukça özellikle pandeminin de bu gümrüklerde takılması işte bizim cihazlar çok geç gitmeye başladı. Almanya'ya pandemi döneminde birkaç tane cihaz yolladık vesaire. Artık dedik zamanımız geldi ve yazılımımızı satmaya başladık. O süre zarfında da aslında çok yani sektör çok uygulanmayan bir şey yaptık. Bütün donanımları aradan çıkarttık. Bu da bize inanılmaz bir rekabet avantajı sağladı. Şu an bizden başka da bunu yapabilen yok. Hep donanımla yazılım satmaya çalışıyorlar. Biz her yere entegre olabiliyoruz. Pandeminin bize kapanıp çalışmamıza böyle bir etki oldu. Bu tarafta hızlıca gidiyor. Yani son özellikle 2 ayda biz Ocak 10 gibi sadece yazılım ürünü çıkarttık. Şimdiden 70 müşteriye ulaştık sadece 2 ayda. Türkiye ve yurt dışında. Tuğba soruyor, yetiştirmek için birini arıyor musunuz diyor. Ben özellikle LinkedIn'den sürekli yazıyorum ve pozisyon biz sürekli sık açıyoruz ve gerçekten stajyer olarak arkadaşlarımızla da genelde ya yani biz staj programı açıyoruz. Orada biz 3 ay devam eden memnunsa iki tarafta işe alıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın pozisyonlarda yani bu dönemden geçti. O yüzden bizi takip ederlerse kesin birkaç ayda bir böyle bir staj programı açıyoruz ve gerçekten ihtiyacımız olan kişileri de alıyoruz. Hani böyle stajyer gibi düşünmesinler. Gerçekten bir fil bizde çalışıyorlar. Hep böyle gittik. Yani o programa katılmadan hemen hemen kimseyi işe almadık şu ana kadar. Yavuzcum, yazılımcısın, her sektöre girebilirsin. Tarıma niye girdin? Bir soru daha var. Tarıma ilginiz var mıydı? Benim Erhan Hoca bilir. Benim ailem tarım kökenli, çiftçilik kökenli bir aileden geldim. Benim anne tarafım Ersin Anamurlu. Aslında o yüzden de biraz hem tarımcıların çektiği zorlukları biliyordum hem de tarım teknolojilerine oradan ilgim vardı. Biraz biliyordum yazlarım hep serada, köyde vesaire geçtiği için tarım ilgim oradan geliyor. Gıda alanında fikri olanları dinler misin?
Hocam herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bana yazarlarsa ki LinkedIn'ime yazarlarsa da herkese cevap vermeye çalışıyorum. Zaman ayırabilirim yani. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden de soruları olursa her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Levent'ciğim çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bütün konuşmacıların iletişim bilgilerini biz size atacağız. Hiç merak etmeyin. Ağzına sağlık, sağ ol, var ol. Sağ olun. Görüşmek Değerlemesi üzere. neydi şu anda? Efendim hocam? Şirket değerlemesi ne seviyede? Şu anda yeni bir turdayız hatta hocam. 5 milyon dolar seviyesinde bir tura çıktık. Ben size detayları da atacağım zaten mail olarak. Süper, süper. Yani iyi gidiyorsunuz. Çok güzel. Evet hocam. Üçüncü yani Haziran'a kadar bu turda kapatırız gibi gözüküyor. İnşallah. Tamam. Kolay gelsin Görüşmek kardeşim. üzere. Çok sağ olun. Ağzına sağlık, eyvallah.